O durumda yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi Göktepe kayak mezarlarını da vurdu. Mayıs ayı başlarında Göktepe mevkinde yapımı süren inşaatında çalışan iş makineleri tarafından zarar verilen antik kaya mezarlarının için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ekiplerince kurtarma kazası başlatılmıştı. 11 mezar için başlattıkları kurtarma kazası çalışmaları sırasında arkeologlar bu mezarların dışında 50 adet kaya mezarı daha tespit etmişti. Ödenek yokluğu bahane edilerek durdurulan kurtarma kazaları sonrasında açığa çıkarılan kaya mezarları geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sonrasında toprak kayması sonucu toprağa gömüldü. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası ortaya çıkarılan 50 adet kaya mezarının büyük bir bölümü yeniden toprak altında kalırken açıkta kalanlarsa yağmur sularıyla doldu herhangi bir koruma tedbirinin alınamadığı ve M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarların bulunduğu bölgenin nekropol alanı ilan edilmesi bekleniyordu. Öte yandan aşırı yağıştan Bodrum Kalesi'nin de bazı bölümlerinin etkilendiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin en çok ziyaret edildiği, yassada da batığının bulunduğu bölümde sular altında kaldı. Yaşanan olay nedeniyle alanın ziyarete kapatıldığı ve temizleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.